Ne diyor biliyor musunuz Ebu Hureyre radıyallahu anh? Dışarıdan biri gelecek sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Bir şeyler söyleyecek de Allah Resulü o dışarıdan gelen insanı huzurundan eli boş gönderecek. Böyle bir şey yok. Bazen yokluk oluyor Medine'de. Bir şey yok verecek. Birisi gelmiş. Mesela Abdullah İbni Huzayfa. Onunla böyle bir şey yaşanmış. Bir şey verecek yok. Yerden bir çubuk alıyor. Sana diyor hediye verecek bir şeyim yok. Bunu hediye olarak sana veriyorum diyor. Abdullah İbni Huzafe diyor ki benim için o en büyük hediyeydi. Ve tuttum yanımdakilere bunun vasiyetini yaptım. Bakın bu sıradan bir çubuk değil. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana verdi. Eğer beni bir gün kefenleyecekseniz şu çubuğu da benim kefenimin içine koyacaksınız. Ben Allah'ın huzuruna onunla gideceğim ve diyeceğim ki ya Rabbi bu çubuk bir gün Resulullah'ı hoşnut ettiğim bir işten dolayı bana verilmiş bir ödüldür. Sen onun hatırına beni affet diyeceğim. Böyledir. Hiçbir insan onun yanında iltifat görmeden ayrılmamıştır. İnsanların bir değeri mi var? Mesela diyelim ki şairdir değil mi adam? Girer huzuru Nebiye, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu şairlikle karşılar. Habeşistan'dan gelen muhacir sahabilere Efendimiz aleyhissalatü vesselam sırf onların gönüllerini almak için birkaç tane Habeşçe kelime öğrenmiş onları söylüyor. Neden bunlar? Onların gönüllerini alıyor. Hep kızgınlık, hep öfke, hep gadap. Kim dedi? Bu değil peygamber ahlakı. Peygamber ahlakı budur.